Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayetle, o bu hikayeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bizzat dinlemiştir. Bir adam kızıyla birlikte bahçeli bir evde yaşıyordu. Buyur Hacı Said. Diğer kızların dediği gibi bana baba demeyecek misin artık? Birincisi, sana Allah Kabe'yi haccetme şerefini verdi ve sen hacı lakabını seviyorsun. Doğru dedin. Ya ikincisi? İkincisi, ismini seviyorum babacığım. Her adını andığımda içim ferahlıyor sanki. Allah senden razı olsun Necla. Allah kadrini kıymetini bilecek iyi bir adam çıkarsın karşına. Allah'tan gelen her şeye razıyız babacığım. Haydi afiyetle yemeğini ye. Sana önemli bir şey söylemem lazım kızım. Yaptığım ticarette büyük miktarda paraya ihtiyacım var. Bir de zamanında ödemem gereken borçlar var tabii. Öyleyse bu büyük evi sat babacığım ve başımızı sokacak küçük bir ev al. Subhanallah. Bu benim sana söylemek istediğim şeydi. Duyduk, duymadık demeyin. Tanınmış tüccar Hacı Said evini satışa çıkarmıştır. Evin büyük bir de bahçesi vardır. Subhanallah. Bu ne rastlantı böyle? Duyduk, duymadık demeyin. Bekle Tellal Efendi. Biz yabancıyız. Bu Hacı Said'in evi nerededir? Ev yolun sonuna doğru nehir kıyısındadır. Duydun mu baba? Ev hem nehir kıyısında hem de büyük bir bahçesi var. Bu tam da aradığımız ev. Ev genişmiş ama bahçe pek bakımlı değil gibi. Doğrudur efendi. İşim gereği bahçeyle gerektiği gibi ilgilenemedim. Malum ticaret zor. Oğlumun demek istediği, bu evi neden satmak istersin? Bir ayıbı mı var acaba? Eve kendin bak amir efendi. Evde hiçbir kusur yok. Bu odayı da görmek isteriz. Kusura bakma. O oda kızımın odası. Babacığım, misafirlerimize söyle, girip odaya bakabilirler. Hiç gerek yok. Rahatsızlık vermek istemeyiz. Şimdi ev konusunu bir konuşalım. Ne kadar istiyorsun bu evi? 1000 dirheme satarım evimi. Sen ne diyorsun oğlum? 1000 dirhem de fazlası da eder. Anlaşırsak bahçe için çok emek vermek lazım. Elhamdülillah. Bu küçük evi 500 dirheme bulduk. Evet, bahçesi yok. İşimizi tam olarak görecek bir ev. Zaten bizim bahçeye ihtiyacımız yok ki babacığım. Kızım, asıl borcumu ödeyebilmem çok iyi oldu. Elhamdülillah. Bu en mühim olandı gerçekten. Bu işi bana bırak babacığım. Tamam ama kendini çok yorma. Burayı adam etmek bayağı zamanımızı alacak. Neden durdun oğlum? Kazmaya sert bir şey denk geldi. Büyük bir kaya olabilir. Hayır baba baksana. Büyük testi gibi bir şey. Gerçekten de büyük bir testi. Yardım et baba. Bayağı ağır bu. Aa, Emcet baksana. Bu testi bir sürü altınla dolu. İşte buna çok ihtiyacımız vardı. Bu evi alırken elimde avucumda ne varsa gitti. Ama bu testi bizim değil ki. Nasıl? Bizim arazimizde? Hayır, burası evi satan Hacı Said'in arazisi. Belki de dedelerinden bir mirastır. Sen haklısın oğlum. Haydi. Haydi malı sahibine verelim. Maalesef elimde avucumda ne varsa ticarette kaybettim. Her halimize şükür babacığım. Bu saatte kim ola ki? Biz evini sattığın kişileriz. Kapıyı aç Hacı Said. Ben içeri geçiyorum baba. Hoş geldiniz efendiler, buyurun. Kusurumuza bakma, bu vakitte geldik. Bu altın testiyi bahçende bulduk. Bu senin hakkındır. Hayır, bu benim değil. Öyleyse dedelerinden birinin. Bahçende gömülü duruyordu. Fakat bahçe benim değil. Artık onu evle birlikte size sattım. Evle bahçeyi bize 1000 dirheme sattın. Bu testi 100 bin dirhem değerinde. Nasıl alırız onu? Bu senin nasibin. Eğer benim nasibim olsaydı evin sahibiyken bulurdum onu. Dinle Said Efendi. Hakkımız olmayan şeyi almayız biz.
Ben de sattığım şeyi almam asla. Laf dinle de inatlaşma efendi. Sen bana inatçı mı diyorsun? Babanın lafını duydun mu Emcet? Evet, o haklı bence. Sen de mi? Öyleyse kadıya gidelim hadi. Tamam, gidelim. Neden kadıya gitmeden meseleyi çözmüyorsun baba? Sözünden dönmüyor ki. Bizim olmayan altın testiyi alacak mıyız? Haklısın baba. Onu ikna edemedin mi? Çok uğraştım ama ikna edemedim. Amir efendi, Sait efendi. Kadının karşısına çıkabilirsiniz. Buyur sen gir Amir efendi. Olmaz efendi. Sen benden önce geldin. Ama büyüğümüz ve misafirimiz sensin. Senden önce girmem ben. Kadı hazretleri sizi bekliyor. Bu ne garip bir davadır. Hiç böyle dava gelmemişti önüme. Hakkım olmayan malı istemiyorum. Ben de öyle. Çocuğun var mı Said efendi? Bir kızım var, şurada oturuyor. Tamam gördüm. Ya sen Amir efendi? Benim de Emcedim'den başka evladım yok. Sen evli misin oğlum? Hayır, henüz değil efendim. Bu kızımızla evlenmek ister misin? Şeref duyarım tabii ki. Evlenirim. Peki sen kızım, bu genci ister misin? Babama sorun efendim. Güzel. Dava çözüldü. Bu salih genç, Saliha kızımızla evlenecek. Siz de altın testiyi onlara vereceksiniz. Senin için duam kabul oldu kızım. Evliliğiniz ve hazineniz hayırlı olsun. Ya eyyühellezine amenu ittekullaha vel tenzur nefsum ma kaddemet ligada. Vettekullaha innallaha khabirun bima ta'malun. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون